Elon Musk, 28 Ağustos gecesi düzenlenen ve canlı yayınlanan etkinlikle birlikte Neuralink teknolojisinin canlı denek üzerinde gözler önüne serdi. Peki nedir bu Neuralink? İlkokuldaki fen derslerimizden itibaren 5 duyu organımız olduğunu öğrendik. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte bu bilgi Güneş sistemimizdeki 9 gezegen fikri gibi geçerliliğini yitirebilir. Bu tartışmalı bir beyin çipiyle beyin makine arayüzü teknolojisiyle çıkış yapan Neuralink şirketi sayesinde mümkün olabilir. 17 Temmuz 2019'da şirket sıkı çalışmalarını nihayet bir YouTube canlı yayında açıklamıştı. İlk duyduğunuzda Neuralink'in uğraşı ve amacı sanki çılgın bir dahinin gönlünden çıkmış gibi gelebilir. Şüphesiz şirketin başında Elon Musk olduğu için bunu düşünmek çok da zor değil. Ancak bir bilim kurulu ile korku filmi karışı gibi görünen düşüncelerin ötesine bakarsanız insanlık için oldukça farklı bir geleceğe bir göz atabilirsiniz. İnsanların yeni 6. hissi olan Neuralink. Konuya Neuralink'in tam olarak ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Neuralink ilk olarak belden aşağısı felçli hastalara fiziksel hareket yapamadan akıllı telefon kullanma ve bilgisayarda fare tıklaması yapmak için basit görevlerde yardımcı olmak için kullanılacak bir cihazdır. Açık olmak gerekirse insan denemeleri henüz başlamamıştır. Elon Musk ve ekibi 2020'nin sonunda başlama konusunda iyimserliklerini koruyorlar. Ancak bu zaman çizelgesini FDA onayının kolay olmadığı gerçeğiyle sabitliyorlar. Musk'ın açıklamalarına göre şimdiye kadar Neuralink prototipleri kemirgenler ve görünüşe göre bir maymun ve bir domuz üzerinde test edildi. Neuralink beyninizin yüzeyine bazı bileşenleri cerrahi olarak yerleştirmeyi de içerir. Ancak bu tarz beyin implantları yeni değildir. Bu tarz beynine yerleştirilen implantlar 1970'lerden beri araştırılmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. Test ediliyor ve kullanılıyor. Sadece daha önce beyin implantları bu derece bir iyileştirme olarak görünmüyordu. Ne de olsa beynimiz hala büyük bir muammadan ibaret ve zekamızın genetik kökenini daha yeni yeni çözmeye başladık. İdeal olarak bu gizemli odanın gizemini korumak istiyoruz. Ve eminim Elon Musk ve ekibi de bunu istemektedir. Sonuçta kimse beynine cerrahi bir müdahaleyi durduk yere istemez. Ancak bu noktada cerrahi bir müdahale olmadan amaca ulaşmak mümkün değil. Bu durumu elektrik alanlarını tespit etmek için kullanılan cihazlara olan elektrotları kullanarak bir dizi test çalıştırdıktan sonra fark ettiler. Beyinde elektrik alanları, sinirler birbirlerine mesaj gönderildiğinde meydana gelir. Yani Neuralink sinirlerin ne zaman birbirine mesaj gönderdiğini tespit etmek için elektrotları kullanır. Elektrotlardan biri, ki bunu elektrot 1 olarak adlandıralım, nöronun hemen üzerine yerleştirildi. Doğrudan nöronun üzerinde olduğu için nöron hareketlerinin bir sonucu olarak üretilen herhangi bir elektrik alanını tespit edebilir. Daha sonra nöron hareketlerinden kaynaklanan bir elektrik alanı hala tespit edemeyeceğini görmek için başka bir elektrot, ki biz buna elektrot 2 diyelim, daha yerleştirirler. Sonrasında elektrotun sinyali en fazla ne kadar mesafeden algılanabileceğini görmek için birinci elektrottan uzaklaştırmaya başladılar. İkinci elektrot uzaklaşırken birinci elektrottan gelen sinyalleri takip etmeye devam ettiler. İki elektrotun arası 60 nanometre olduğunda birinci elektrotun yakalayabildiği sinyali ikinci elektrot yakalayamamaya başladı. Bu da gösterdi ki bir elektrotun bir nöronun sinyalini yakalayabilmesi için nörona en fazla 60 nanometre uzakta olması gerektiğiydi. Mesafe oldukça az olduğundan elektrotların cerrahi müdahale ile kafatasının içine yerleştirilmesi gerekliydi. Elektrotlar küçük bir alıcı ile birlikte kafatasının altına yerleştirilecek. Bu noktada şunları bilmekte fayda var. Kafanızın dışarı çıkan bir anten olmayacak. Ve hayır, elektrot beyninize saplanmış iğneler gibi olmayacak. İşaret parmağınıza bakın ve çipin parmağınızın ucunda olduğunu hayal etmeye çalışın. Şimdi ne kadar küçük olduğunu anlayacaksınız. Bu çipin yerleştirileceği muhafazanın boyutu 8 mm çapında ve 4 mm yüksekliğinde olacak. Biraz da bu operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahi robotu inceleyelim. Çipin dışında muhafazadan dışarı çıkan mikroskobik ipliklere benzeyen küçük ve ince elektrotlar olacaktır. Minik dediğimiz yaklaşık 6 nanometrelik bir çaptan bahsediyoruz. Karşılaştırmak için saçınızın çapını hayal edin. İnsan saçının çapı yaklaşık 0.3 milimetredir. O kadar küçük ki bir insan eli kadar büyük bir şey bu ince iplikleri beyne yerleştiremez. Bu nedenle Neuralink bu hassas iplikleri beynine yerleştirmesi için bir tür robotik cerrah tasarladı. Bu cerrahi robot iplikleri beyninize yerleştirmek için gereken hassas hareketleri yapma yeteneğine sahip. Kulağa basit bir görev gibi geliyor.
Ancak yapılacak işin ve kullanılan malzemenin küçük ölçekli olduğu düşünülünce bir Falcon 9 roketini dünyaya güvenli bir şekilde geri indirme kadar karmaşık bir görev haline geliyor. Bunun nedeni bu ölçekte dikkate alınması gereken birçok değişik faktörün olmasıdır. Örneğin nefes almanız ve kalp atışlarınız. Elbette tamamen sedasyon altında olmayan bir kişi bir saatlik prosedür boyunca nefesini tutmaya çalışabilir, makineler aracıyla nefes alabilir. Ancak bir kalp atışı durdurulabilir mi? Kimsenin bunu tavsiye edeceğini sanmıyorum. İnsan beyninin dürtmenin acıdan dolayı büyük bir baş ağrısına neden olup olmayacağını merak edebilirsiniz. Cevap hayır. Her şeyden önce beynin herhangi bir ağrı reseptörü yoktur. Bu nedenle hiçbir şey hissetmezsiniz. İkincisi, elektrotlar çok incedir. Saç benzetmesi yeterince anlaşılır değilse şöyle düşünün. Bu elektrotlar sivrisinek ortamından, yani ağzın iç kısmı olan labiumdan daha da incedir. Robotun iplikleri yerleştirmek için kullanacağı boru yaklaşık 40 nanometre çapındadır. Hiçbir sivrisinek sizi ısırırken acı hissettiniz mi? Muhtemelen hayır. Neuralink için kullanılacak cerrahi robot, her elektrotu yerleştirmek için doğru alanları belirleyen, aynı zamanda diğer değişkenleri de hesaba katar. Bu sayede herhangi bir kan damarına çarpma olasılığını en aza indirir. Ki bu beyin için hiç de iyi olmaz. Kafanıza robotik olarak implant edilmiş bir biyonik süper beyin çipine sahip olmak, çoğumuzun hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğunu düşündüğümüz bir durumdu. Musk ve ekibi bu durumu böyle tutmak istiyor. Yazılım güncellemeleri zaten zahmetlidir ve her zaman biz onları istemediğimizde olurlar. Yazılımın bir güncelleme yapmak istediği her seferde yerel beyin cerrahına bir ziyaret yapmak zorunda kalma fikri bir süper beyne sahip olmanın getirebileceği çekiciliğe gölge düşürüyor. Bu nedenle büyük bir neuralink parçası kafatasının içinde değil kulağın arkasında giyilebilir bir cihaz olarak yerleştiriliyor. Link adı verilen bu giyilebilir cihaz bataryanın yanı sıra gerekli yazılımı da içinde barındırır. Bu şekilde düşük pil yüzdesine sahip olduğunuzda şarj etmek için cihazı çıkarmanız yeterlidir. Yazılımın güncellemesi de benzer bir yola gerçekleşir. Ancak bu, geçtiğimiz gecelerde yapılan canlı yayındaki güncel sürümde tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Peki Neuralink ne yapmak istiyor? Basit, herkesin beyninde bulunan bir bilgisayar olmak. Elimizde taşımak zorunda olmadığımız ve kullanılma esnasında tespit edemeyen bir bilgisayar. Elon Musk belden aşağı felçli hastalara yardım etme fikrini muhtemelen sevse de onu gelecekteki yapay zeka teknolojileriyle daha da öteye taşımayı düşünüyor ve Neuralink'in bu başarıya getireceğine inanıyor. Öngörülemez gelecekte Musk, Neuralink'in beyin çipini elektif cerrahi olarak görüyor. Bu, çoğu devleti sigorta kapsamında olmayacağı, yani devlet desteği dışında olacağı anlamına gelir. Neuralink, dünya çapında plastik cerrahiden daha yaygın hale gelebilir. Tabii ki bunlar Elon Musk'ın düşünceleri. Gerçekte nelerin olacağı ise zaman gösterecek. Peki Neuralink ne olabilir? Kapitalist bir bakış açısıyla Apple'dan ve diğer mevcut teknoloji devlerinden daha büyük bir şirket haline gelebilir. Neden bir iPhone'a veya bir Apple Watch'a ihtiyacınız olsun ki her şey kafanızda dururken? Neuralink'in başarısı gelecekte inovasyon gidişatını ve yönünü değiştirecek. Neuralink ile başka bir gelecek hayal ederken bir zamanlar oldukça yenilikçi ve hala ulaşılamaz görünen her şey artık biraz modası geçmiş olarak görülecek. Ancak Neuralink artırılmış gerçeklik gözlüklerinin getireceği yeniliklerinin çok daha ötesine geçebilir. Örneğin telepati artık o kadar da abartılı olmayabilir. Sonuçta elektrotlar tarafından alınan sinyaller kablosuz olarak elektronik cihazlara iletilecek. Link kulaklığın kendisi de elektronik bir cihazdır. Mesajları bir link cihazından diğerine aktarmak, iPhone'lar arasında görüntüleri havadan göndermeye benzer. Formülü biraz da kuantum dolaşıklığı ekleyelim. Ve belki Mars'ı ailelerimize telepatik telefon görüşmesi dahi yapabiliriz. Zamanın bu noktasında Neuralink'in teknolojisi muhtemelen nöronlarındaki küçük elektrik atmalarından algılanmış tam cümleleri oluşturamayacak. Ancak belirli atma modellerini belki cümleler yerine görüntülere çevirmek için eğitilebilir. Veya tek bir kelime için. Bu tür bir özellik zaman içinde geliştirebilir. Neuralink iletişim hızını da artıracaktır. Şu anda yazarken iletişim kurduğumuz hız, parmaklarımızın klavye üzerindeki hızıyla eşdeğerdir. Telefonumuzu kullanırken baş parmağımızın ne kadar hızlı dokunabileceği de sınırlı bir etken. Konuşurken bile dili bükmeden önce belirli bir hızda konuşabiliyoruz. Ancak bir zihnin düşünceleri anlıktır. Neuralink sonunda bu anlık düşünceleri yakalayabilir ve kelimelerin ağzından çıkabildiğinden daha hızlı bir şekilde bunları anında iletişime aktarabilir. Ancak daha sıkıntılı bir kullanım ise bazı ilaçların yerine de geçebilir olmasıdır. Etkilerini görmek için artık kahve içmenize, sigara içmenize gerek kalmayacak.
Hatta bu işletmeler endüstri mezarlığına bile gidebilir. Neuralink yüzünden belki de bu firmalar Neuralink için ücret uygulamaları üretmeye başlarlar. Starbucks'a her yerden erişebildiğinizi düşünün. Tabii ki bu durum kötüye de kullanılabilir. Endişelerden bahsetmeye başlamışken bunun da uzayıp giden bir listesi var. Bilgisayarınızın dosyalarını kilitleyen ve bir fidye ödeyene kadar tek tek silen virüslerden biri olan fidye yazılımı günümüzde bilgisayar ağları için ciddi bir tehdittir. Şimdi bunu beyninizde de bir tehdit haline geldiğini hayal edin. Bilgisayar korsanlığı, yazılım hataları ve donanım kusurları günlük yaşamımız için bir tehdit olabilir. Bunun beynimiz için olması ise kaostur. Daha uzak bir gelecekte başka bir endişe de Neuralink'in yalnızca nöron sinyalleri okumak yerine kendi sinyalleri de gönderebileceği yetenek atanabilme olasılığıdır. Bu insan iradesinin tamamen ortadan kalkması ve ciddi anlamda sosyal sorunlarla karşı karşıya gelmemiz anlamına gelebilir. Esasen nöronlarınız adına iş yapabilir. Ancak beyin bu konuda çok hassastır. Kimyasallar ve nöronların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğu dahil olmak üzere farklı uyaranlara yanıt olarak kimyasallar tüm yaşam boyunca değişir. Denkleme Neuralink'e eklemek beyinlerimizin gelişimini bile değiştirebilir. Neuralink inkar edilemez şekilde yenilikçi bir projedir. Bu tam da Elon Musk'tan beklenen bir şey değil mi? Bugünün teknolojisindeki sınırlamalar yerine geleceğin teknolojisine odaklanma eğilimi başkalarını bu teknolojinin veya bunun gibi teknolojilerin güçlü potansiyelini görmeye yönlendiriyor. İnsan zekasının geleceği için ne getireceği hayal etmek güç. Ancak bir şeyleri değiştireceği kesin.